Merhaba arkadaşlar, Örgü Aşkı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu üst kısmı bonbon şekeriyle örülen berenin yapılışını anlatmak istiyorum. Beremizde ben kartopu Aksoft iplerini kullandım. Her ikisi de aynı kalınlıkta ip. Metresinde göstermek istiyorum. 240 metre uzunluğunda %100 akrilik bir ip. Beremin alt kısmını ben 3,5 numarayla ördüm. Bu kısmın biraz çeken yani lastik kısmının biraz daha dar olmasını istedim. Üst kısımda ben 4 numara şiş kullandım. Alt kısımda 3,5, üst kısımda 4 numara şiş kullandım. Üst kısımda dikiş için tekrardan iğnemiz var ve makasımız var. Evet, beremizin lastik kısmından 3,5 numara misinalı şişimize 109 ilmek atarak başlıyoruz. İlk sıramızı düz ters olacak şekilde lastiğimizi kurarak geliyoruz. Bir düz, bir ters. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bir düz, bir ters olacak şekilde örerek geliyoruz. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örerek gelelim. Evet, sıra sonuna kadar lastik örgümüzü düz ters olacak şekilde ördük. Sıranın başında yine ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonraki ilmeklerimizi yine olduğu gibi düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Lastik kısmını bu şekilde bir düz bir ters olacak şekilde bu şekilde devam ediyoruz. Bu kısmı da lastiğimizi 8,5 santim olana kadar ördüm ben. Siz bu kısmı katlamayarak da yapabilirsiniz. 4 santim katlamadan yaparsanız 4 santim, katlayarak yaparsanız 8,5 santim olana kadar örmelisiniz. Evet arkadaşlar, şimdi lastik kısmını 8,5 santim olana kadar ördük. 8,5 santim çünkü ikiye katlanan bir lastik olarak ördüm ben bu kısmı. Siz dilerseniz bunu kısa bırakabilirsiniz. Şimdi ikinci ipimizi, beyaz ipimizi sabitledik. Bu kısımdan itibaren yine düz örerek devam ediyoruz bu sıralarımızı. Modelli sıralarımızı düz örüyoruz. Beyaz ipimizi sabitledik. Sıranın başında ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. Bu kısımda şişimin numarasını değiştirerek devam ediyorum. Lastik kısmı biraz esnek olsun diye ben bir yarım numara eksik başladım. 3,5 ile lastik kısmını, 4 ile üst kısmını örerek devam ediyoruz. Tüm ilmeklerimizi lastik kısmından itibaren düz örerek devam ediyoruz. Evet, bu şekilde devam ediyor. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimizi
ters olan ilmekleri de düz örerek devam ediyoruz. Evet, şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örerek geldik. Arka yüzden de bu kez ters örerek devam ediyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bu sırada da sıranın sonuna kadar ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet, bu şekilde devam ediyor sıramız. Arka yüzden ilmeklerimizi ters, ön yüzden de düz olacak şekilde. Şimdi ikinci sıraya başladık. Bu şekilde iki sıra daha, yani dört sıra olana kadar beyaz ipimizden devam ediyoruz. Evet, şimdi iki sıra daha örerek bu kısmın dört sırasını tamamladık. Şimdi pembe ipimize geçiyoruz. Baştan 4 ilmek düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Sonrasında sıradaki ilmeğimize pembeye kadar söküyoruz. Şişimizden çıkarttık. 1, 2, 3, 4 sıra boyunca tekrardan söküyoruz. Pembe ilmeğimize şişimizi takıp buradaki topluca olan 4 ilmek söktüğümüz ilmeği sol şişe alıp buradaki pembe ilmeğimizden hepsini aynı anda topluyoruz. Biraz sıkıca bir yaparsak bu kısımlar daha kabarık oluyor. Bu kısmı alta kadar söküyoruz 4 sıra boyunca. Sonra ilmeğimize takıp hepsini aynı anda topluyoruz. Sıradaki 3 ilmeğimizi düz örüyoruz. 1 2 3. Tekrardan sıradaki ilmeği pembe ilmeğimize kadar sökerek devam ediyoruz. 1, 2, 3 ve 4. 4 sıra boyunca söktük. Önce ilmeğimize alıyoruz. Sonra bu söktüğümüz ilmekleri sol şişe alıp bu ilmeği de üzerine alıyoruz. Hepsini aynı anda toplayarak bu şekilde devam ediyor. Bu petekler ilmekleri toplayarak ve büzerek oluşuyor. 3 ilmek düz örüyoruz. 4. ilmekte ilmekleri söküyoruz. 4 sıra boyunca. Yan taraftan belli oluyor zaten. 1, 2, 3, 4. Önce ilmeğimizi sağ şişe aldık. Sonra söktüğümüz ilmekleri sol şişe alıyoruz. Diğer ilmeği de üzerine alıp hepsini aynı anda topluyoruz. Evet, bu şekilde 4 ilmekten oluşuyor bir modelimiz. Aralarında 3 ilmek düz örüyoruz. 4. ilmekte aynı işlemi yapıyoruz. 1, 2, 3 ilmek ördük. 4. ilmekte 4 sıra boyunca ilmeğimizi söküyoruz. İlmeği önce söktüğümüz en son ilmeği sağ şişe alıyoruz. Söktüğümüz ilmekleri 4 sıra boyunca söktüğümüz ilmekleri sol şişe alıp diğer ilmeği de üzerine alıyoruz. Yani 5 ilmeği aynı anda arkasından düz örerek devam ediyoruz. Bu kısmı biraz sıkıca yaparsak eğer bu petekler daha hoş duruyor. İleriki sıralarda bunu kaydırarak devam ediyoruz modelimize. 1, 2, 3 ilmek düz ördük. 4. ilmeği 4 sıra boyunca söküyoruz. İlmeğimizi önce söktüğümüz ilmeğimizi sağ şişe alıyoruz. Diğer söktüğümüz kısımda topluca sol şişe alıp diğer ilmeği de üzerine alıyoruz. Sonra
içine banarak hepsini aynı anda düz örer gibi örüyoruz. Devam ediyoruz. 4 sıra boyunca beyaz ipimizden düz örüyoruz. 5. sırada bu şekilde modelimizi kuruyoruz. Bu petekler 5. sırada renkli ipimizden devam ediyor. 3 ilmek düz ördük. Çok zevkli bir model. Çabucak da bitirebileceğiniz bir model. 4. ilmeğimize 4 sıra boyunca söküyoruz. İlmeğimizi önce sağ şişe aldık. Söktüğümüz ilmekleri sol şişe alıyoruz. Sonra diğer ilmeği de üzerine alıp hepsini alttan banarak düz örer gibi örüyoruz. Bu kısmı biraz sıkıca devam ediyoruz. 3 ilmek düz örüyoruz. Dört sıra boyunca 4. ilmeğimizi söküyoruz. Şişimizi alıyoruz. Söktüğümüz ilmeğin son kısmını. Söktüğümüz ilmeklerde sol şişe alıp ilmeği de üzerine alıyoruz. Hepsini aynı anda içine banarak düz örüyoruz. 1, 2, 3 ilmek ördük. 4. ilmeği 4 sıra boyunca söküyoruz. İlmeği önce sağ şişe aldık. Söktüğümüz ilmekleri sol şişe alıp ilmeği de üzerine alıyoruz ve hepsinin içine banarak düz örer gibi örüyoruz. Evet, bu peteklerimiz bu şekilde 5. sıranın düz sırasında kurularak devam ediyor. Arka sıradan bu ilmeklerimizi düz öreceğimiz için arka sıradan hiçbir işlem yapmıyoruz pembe ipimizle. Sıra sonuna kadar yine modelimizi kurarak devam edelim. 3 ilmek örüyoruz. 4.sünde 4 sıra boyunca söküyoruz. Evet, şimdi sıra sonuna kadar modelimizi kurarak geldik. Arka yüzden hiçbir işlem yapmadan ilmeklerimizin tamamını pembe ipimizle örerek devam ediyoruz. Tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar ters örerek devam ediyoruz. Evet, şimdi sıra sonuna kadar arka yüzden ilmeklerimizi ters ördük. Şimdi tekrar ipimizin rengini değiştiriyoruz. Beyaz ipimizden 4 sıra örüyoruz. Pembe ipimizden 2 sıra örüyoruz. Bu şekilde devam ediyor modelimiz. Beyaz ipimize geçtik. Alt kurulum sırasında olduğu gibi tüm ilmeklerimizi yine düz örüyoruz. Evet, bu şekilde devam ediyor. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. Evet, şimdi sıramızı tamamladık. Ön yüzden tüm ilmeklerimizi düz ördük. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Bu kez ters örerek devam ediyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bu sırada beyaz ipimizle ördüğümüz 2. sıramız bu şekilde devam ediyor. Sıra sonuna kadar ters örerek devam ediyoruz. Sonrasında 2 düz sıra olacak şekilde ön yüzden düz, arka yüzden de ters olacak şekilde şimdi 2. sırayı örüyoruz. Bu şekilde 2 sıra daha örüyoruz. Yani 4 sıra olacak şekilde. Evet, şimdi 2 sıra daha örerek bu kısmı 4 sıra olana kadar tamamladık. Şimdi tekrardan pembe ipimizden devam ediyoruz. Bu kez modelimizi kaydırarak devam edeceğiz. Şu
düz olan tek ilmeğimizin üzerine gelen ilmek ve yan taraflardan 2 ilmek, yani 3 ilmek bu kısımda düz öreceğiz. Alt sırada pembe ipimizden 4 ilmek örmüştük. Şimdi 2 ilmek örerek modelimize tekrardan kurmaya başlıyoruz. Sıranın başında ilk 2 ilmeğimizi pembe ipimizden düz örüyoruz. Sonraki ilmeklerimizi 2 ilmek düz ördük. Sonraki ilmeğimizi yine sökerek devam ediyoruz. 4 sıra boyunca ilmeğimizi söküyoruz. Pembe ilmeğimize kadar. Tekrardan söktüğümüz ilmeği, pembe ilmeği sağ şişe aldık. Sonraki söktüğümüz ilmekleri yine ilk sırada yaptığımız gibi tamamını sol şişe aldık. İlmeği üzerine alıyoruz ve hepsini içine banarak düz örüyoruz. Çıkarttık şişimizden, sonraki 3 ilmeğimizi düz örüyoruz. 4. ilmeğimize yine aynı işlemi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 sıra boyunca söktük. İlmeğimizi, pembe ilmeğimizi sağ şişe alıyoruz. Söktüğümüz ilmekleri sol şişe alıyoruz. Tamamını ilmeğimizi de üzerine alıp içine banıyoruz ve hepsine düz örüyoruz. Tekrardan aynı 1, 2, 3 ilmek ördük. 4. ilmeği 4 sıra boyunca söküyoruz. Pembe ilmeğe kadar. Pembe ilmeğimizi sağ şişe aldık. Söktüğümüz ilmekleri sol şişe alıp ilmeğimizi de üzerine alıyoruz. Hepsinin içine banarak düz örüyoruz. Bu kısmı dediğim gibi ne kadar sıkarsak peteklerimiz o kadar kabarık oluyor. Bu kısımda ilmeklerimizi, söktüğümüz ilmekleri sıkı bir şekilde toparlayalım. Sonraki 3 ilmeğimizi düz örüyoruz. 4. ilmeği söküyoruz. Pembe ilmeğe kadar. İlmeğimizi, pembe ilmeğimizi sağ şişe aldık. Söktüğümüz ilmekleri sol şişe alıyoruz. İlmeğimizi de üzerine alıp içine banarak hepsini düz örüyoruz. Devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyor. Dikkat etmeniz gereken sadece beyaz ipimizden ördüğümüzde ilmeklerimizin tamamını 4 sıra boyunca düz git gel yapıyoruz. Ön sırada düz, arka sırada ters. Pembe ipimizden ilk sırada model kuruyoruz. Arka sırada yine ilmeklerimizi ters örüp geliyoruz. Şimdi birkaç ilmek daha göstereyim. Sıradaki ilmeğimizi 4 sıra boyunca söküyoruz. Pembe ilmeğimizi sağ şişe aldık. Söktüğümüz ilmekleri sol şişe alıyoruz. İlmeği de üzerine alarak hepsini içine banarak düz örüyoruz. Aynı şekilde 3 ilmek örüp 4. ilmeği söküyoruz. 4 sıra boyunca söktük. Pembe ilmeğimizi sağ şişe aldık. Söktüğümüz 4 sıra boyunca söktüğümüz ilmekleri sol şişe alıyoruz. İlmeği de üzerine alıp hepsinin içine banarak düz örüyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Sıra sonuna kadar yine aynı şekilde devam edelim. Evet, şimdi sıra sonuna kadar modelimizi kurarak geldik. Arka yüzden yine ilmeklerimizi ters örerek geliyoruz. Sıranın başında ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonraki ilmeklerimizi ters örüyoruz. Yine pembe ipimizden devam ediyoruz. Bir önceki sırada modelimizi kurmuştuk pembe ipimizden. Bu sırada arka yüzünden ters örerek devam ediyoruz. Evet, bu şekilde arka sıradan da ters örerek devam ediyoruz. Sıranın sonuna kadar yine ters örelim. Evet, arka yüzden de ilmeklerimizi ters örerek sıra başına kadar geldik. Sıranın başında örgümüzün düz yüzünde ipimizin rengini değiştirerek devam ediyoruz. Tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz.
Dediğim gibi beyaz ipimizden ördüğümüz sıralarda hiçbir işlem yapmıyoruz. 4 sıra boyunca düz örüyoruz örgümüzü. Sadece pembe ipimizden örgümüzün ön yüzünde pembe ipinden işlem yapıyoruz. Yani modelimizi kuruyoruz. Arka yüzden ilmeklerimizi ters örüyoruz pembe ipimizden ördüğümüz sıralarda. Evet, bu şekilde sıranın başından sonuna kadar düz, arka yüzden de tekrardan bu kısmı 4 sıra boyunca örüyoruz. Burası örgümüzün ilk sırası. Bu şekilde 3 sıra daha örüyoruz. Evet, şimdi 4 sıra beyazımızı tamamladık. Tekrardan pembe ipimizden devam ediyoruz. Bu sırada da yine kaydırarak devam ediyoruz. Baştan 4 ilmeğimize pembe ile kurduğumuz için modelimizi 4 ilmeğimizi düz örüyoruz. 1 2 3 4 Sonrasında yine sıradaki ilmeği 4 sıra boyunca söküyoruz. 1 2 3 4 Pembe ilmeğimizi sağ şişe aldık. Söktüğümüz ilmekleri toplu bir şekilde sol şişe aldık. İlmeğimizi de üzerine alıp içine banıyoruz ve düz örüyoruz. Devam ediyoruz. 1 2 3 ilmek örüyoruz. Sıradaki 4. ilmeğimizi 4 sıra boyunca söküyoruz. 1 2 3 4 Pembe ilmeğimize kadar söktük. Pembe ilmeğimizi sağ şişe aldık. Söktüğümüz ilmekleri toplu bir şekilde sol şişe aldık. İlmeğimizi de üzerine alıp içine banarak tüm ilmeklerimizi düz ördük. 1 2 3 ilmek düz ördük. 4. ilmeği 4 sıra boyunca söküyoruz. Pembe ilmeğimizi sağ şişe, söktüğümüz ilmekleri tamamını sol şişe alıp ilmeği de üzerine alıp içine banıyoruz ve düz örüyoruz. Bu şekilde devam ediyor. 3 ilmek örüp 4. ilmeği 4 sıra boyunca söküyoruz. Bu modeli kurarken dikkat etmeniz gereken bir sıra bu şekilde ördükten sonra burada 4 ilmekle başladık. 4 düz ördük. 5. ilmeğe işlem uyguladık. Sonraki sırada 2 düz örüp sonraki ilmeğe işlem uyguluyoruz. Yani model bu şekilde devam ediyor. Bu kısımlar peteklerimiz dönüşümlü olarak kayarak devam ediyor. Bir sıra 4 ilmek örüyoruz. 5. de modelimizi kuruyoruz. Bir sırada yine pembe ipimizden ördüğümüz sıralarda 2 ilmek düz örüp 3. ilmekte işlem uyguluyoruz. Bu şekilde devam ediyor modelimiz. 3 ilmek düz örüyoruz. 4. ilmeği 4 sıra boyunca söküyoruz. Pembe ilmeğimizi sağ şişe aldık. Söktüğümüz ilmeklerin tamamını sol şişe alıp ilmeği de üzerine alıyoruz. İçine banarak tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. 1 2 3 ilmek ördük. 4. ilmeği 4 sıra boyunca söküyoruz. Pembe ilmeğe kadar pembe ilmeği sağ şişe aldık. Söktüğümüz ilmekleri sol şişe alıp İlmeği de üzerine alıyoruz ve tamamını düz örüyoruz. Bu kısımdaki birlikte ördüğümüz, bu topluca ördüğümüz kısmı ipi biraz sıkı tutarsak bu peteklerimiz böyle kabarık oluyor. Şimdi sıra sonuna kadar modelimizi kuralım. Arka yüzden de yine aynı şekilde pembe ipimizden gittiğimiz sıralarımızı ters örüyoruz. Model bu şekilde devam ediyor. Bu kısmı da şu lastikten itibaren saydığımızda bunda yine kendi zevkinize göre uzatabilirsiniz. Ben 16 santim olana kadar modelimi kurarak devam ettim. Bu kısmı 16 santim olana kadar örelim. Modeli kurarak
Evet, beremizin üst kısmını modellerimizi kurarak 16 santim boyunca ördük. En son tepe noktasında beyaz ipimizden kesme yapacağımız için beyaz ipimizden devam ediyoruz. Pembe ipimizi kestik. Bu kısmı 16 santim boyunca ördük. Şimdi bu kısımda kesmelerimizi bir ilmek kenardan önce alıyoruz örmeden. Sonraki ilmeğimizi düz örüyoruz. Sonraki iki ilmeği birlikte düz örüyoruz. Bir ilmek düz, bir ilmek, iki ilmek birlikte örerek devam ediyoruz. Bir ilmek düz, bir ilmek, iki ilmek birlikte örerek kesme yapıyoruz. Yani bir ilmek normal düz örüyoruz. Sonraki iki ilmeği birlikte örüyoruz. Bir ilmek düz, sonraki iki ilmeği birlikte düz. Bir ilmek düz, sonraki iki ilmeği birlikte düz. Sıra sonuna kadar bir ilmek örerek, sonraki iki ilmeği birlikte örerek devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar geliyoruz. Yani birer ilmek kesmiş oluyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Sonraki iki ilmeği kesmiş oluyoruz. Örgümüze 109 ilmekten başlamıştık. Keserek devam ediyoruz tepe noktasında. Bir ilmek örüyoruz, sonraki iki ilmeği keserek örüyoruz. Bu kısımda ilmek sayımızı azaltıyoruz. Evet, sıra sonuna kadar geldik. Bir ilmek ördük, bir ilmek keserek devam ettik. Arka yüzden kesmeden tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Evet, bu şekilde devam ediyor. Sıra sonuna kadar ters örüyoruz. Evet, ilmeklerimizi arka yüzden ters örüp geldik. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz yine. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonraki bir ilmeği düz örüyoruz. Sonraki iki ilmeği yine keserek devam ediyoruz. İki ilmeği birlikte örüyoruz.
1 ilmek düz, sonra tekrardan 2 ilmek birlikte örüyoruz. 1 ilmek düz, 2 ilmek birlikte örüyoruz. 1 ilmek düz, 2 ilmek birlikte. Bu şekilde de sıra sonuna kadar geliyoruz. 1 düz örüyoruz, 1 keserek devam ediyoruz. Bir düz örüyoruz. Sonraki iki ilmeği birlikte örerek kesme yapıyoruz. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar yine geliyoruz. Evet, şimdi arka yüzden de yine kesmelerimiz devam ediyor. Bu sırada ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki ilmeğimizi ters örüyoruz. Sonraki iki ilmeğimizi tersten kesiyoruz. Birlikte örüyoruz. Bir ilmek düz. Sonraki iki ilmeği birlikte ters örüyoruz. Yani yine kesme yapıyoruz bu sırada. 1 ilmek düz, sonraki 2 ilmeği birlikte ters örüyoruz. 1 düz, 1 kes. 1 düz, 1 kes. Bu şekilde 1 düz, 1 keserek sıra sonuna kadar geliyoruz. Evet, şimdi kesmelerimizi tamamladık. Örgümüzün ön yüzündeyiz. İpimizi kestik ve bir iğneye takarak örgümüzün tepe noktasını birleştirerek beremizi tamamlıyoruz. Tüm ilmeklerin içinden iğnemizi geçirerek bu kısmı büzerek devam ediyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizin içinden iğnemizi geçirerek devam ediyoruz. Bu kısmı sonuna kadar çekmiyoruz. Biraz boşluk bırakarak devam ediyoruz. Tüm ilmeklerin içinden iğnemizi geçiriyoruz. Evet, şimdi tepe noktasının ilmeklerini birleştirdik, büzdük. Şu boş bıraktığımız kısımdan, kenar kısmından ipimizi geçiriyoruz. Bu kısmı tamamen büzerek devam ediyoruz. Fazla ipimizle de beremizi ters çevirip bu kısımdan dikişlerini yapıyoruz. Bunun için de tek katlarına da banabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa dikişimizi de kenar kısmından yapıyoruz, devam ediyoruz. Bu kısmı dikerek alt kısmına kadar geliyoruz. Bu kısmı pembe iple dikerseniz daha güzel oluyor. Bu kısmı pembe iple dikmeye devam edelim. Buraya kadar gelelim. Evet arkadaşlar, beremizin dikişini de yaptık. Arka kısımdan dikişini yaptık. Pomponumuzu da diktik. Beremizi tamamladık. Beremiz bu şekilde. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.